seyirciler, Bir Starlar Buluşuyor programı ile daha karşınızdayız. Bu hafta sizlere gerçek bir dünya şampiyonu tanıtacağız. Dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen. Magnus Carlsen kimdir? Magnus Carlsen, 22 Kasım 2013'te Çeni'de atıldığı havuzdan zafer naralarıyla çıkan sarışın genç adamın dünya satranç şampiyonu olabileceği asla akla gelmezdi. Halbuki o sarışın genç, yılların dünya şampiyonu Hind Vishvanathan Anand'ı 6.5'a 3.5 yenerek tahtından eden Norveçli Magnus Carlsen'di. Dünya ilk kez hayranlarına teşekkür etmek için ıslak kutlama fotoğrafını Twitter'da paylaşan bir satranç şampiyonu görüyordu. Dahi çocuk olarak ortaya çıkan ve satrancın Mozart'ı olarak anılan Carlsen, artık fiziği ve popülaritesiyle andırdığı Justin Bieber gibi bir ikon ama sorumluluğu daha ağır. Kısa süre akıl hocalığını yapan efsanevi Garry Kasparov, satrancın popüler kültürde bir yer edinmekte zorlandığını belirtmiş ve Carlsen için satrancın son umudu demişti. Carlsen kendi yolunu çizerek satranca umut veriyor. 25 yaşındaki Norveçli satrancın popüler kültürle buluşmasını sağlayan ilk dünya şampiyonu değil. Ancak bunun için farklı bir yol çizdiği kesin. Yarattığı imaj, medya ile ilişkileri ve oyun tarzı ile kalıplara sığmıyor ve nihayetinde ortak bir noktada selefleriyle buluşuyor. Domine ederek kazanmak. Kasparov yaklaşık 20 yıl zirvede kaldı. 15'inde dünya şampiyonuydu. Fischer ise 1970-1972 arası rakiplerine görülmemiş şekilde hükmetti. Ama sadece 3 yıl dünya şampiyonu kalabildi. Carlsen, Temmuz 2011'den beri aralıksız olarak dünyanın bir numarası. 28 süper turnuva zaferi bulunuyor ve 3 yıldır dünya şampiyonu. Yaklaşık 20'şer yıl zirvede kalan Kasparov ve Karpov'un sırasıyla 38 ve 42 süper turnuva zaferi olduğu düşünülürse, zirvenin 5-6 yıllık çiçeği burnunda sahibi için gidişat fena değil. Hollandalı Anish Gri hariç elit seviyede yer alıp da aralarındaki ikili oyunlarda üstünlük sağlayamadığı kimse yok. Dünya 8 numarası Hikaru Nakamura bile onu Yüzüklerin Efendisi'ndeki Sauron'a benzetiyor. 1972 yılında Bobby Fischer, Boris Spassky'nin ve o dönem satrancı domine eden Sovyet makinesinin ayarlarını bozarak satrancı popülerleştirmişti. Yıldız olmayı kendi tercih etmemişti. Garry Kasparov ise satrancın Michael Jordan'ıydı. Hem içindeki sönmeyen kazanma ateşi hem de zirveye giden yolunun benzerliğiyle. Kasparov altın çağlarında IBM ve Intel gibi sponsorları dünya şampiyonluğu maçlarına çekti ve insan bilgisayar maçlarının yanında kurduğu vakıflarla da bir marka oldu. Ne var ki Kasparov kazanmaya ve kazandığını pazarlamaya odaklı soğuk bir makineydi. Dünya şampiyonlarından, elit büyük ustalardan oluşan satranç pelotonunun başını çekmesi ve birer satranç elçisi olması beklenir. Fischer, büyük Sovyet satranççılara kılıç çektiği için patron olamazdı. Kasparov, meslektaşlarını örgütleyen Lance Armstrong gibi dominant, korkulan bir patrondu. Carlsen ise daha çok Djokovic'i hatırlatıyor. Meslektaşlarını yense bile onlarla daha çok dostane ilişkiler kuruyor. Carlsen, Kasparov'un satrançtaki markalaşma çıtasını daha yukarıya taşıdı. Dünya şampiyonu olduktan 2 ay sonra kendi isminin haklarını satın aldı. Play Magnus sadece şirketinin adı değil, aynı zamanda Güney Sudan ve Kuzey Kore hariç dünyadaki her ülkede milyonlarca kullanıcısı olan bir akıllı telefon uygulaması. Bu uygulama vasıtasıyla Magnus'un 5 yaşından itibaren farklı yaşlardaki halleriyle satranç oynamak mümkün. Ayrıca
yeni eklenen ve satranç öğretmeyi amaçlayan Magnus Trainer adlı bir uygulama da var. Diğer sponsorlarının yanında 2010'dan itibaren yüzü olduğu G-Starrow'un etkinliklerinde Liv Tyler, Gemma Arterton, Lily Cool gibi isimlerle göründü. Yakışıklı ve karizmatik, satrançla ilgili ön yargıları yıkan bir imaj yarattığı için Cosmopolitan dergisi tarafından 2013 yılının en seksi erkeği seçildi. Time dergisi onu dünyadaki en etkin 100 insan arasında gösterdi. Çeşitli reklam filmlerinde oynadı ve hayatını anlatan Magnus adlı bir belgesel çekildi. Bill Gates'i 10 hamlede mat ettiği program YouTube'da 3 milyon izlenmeye ulaştı. Doğum günü vesilesiyle fanatik taraftarı olduğu Real Madrid'in Santiago Bernabéu'da oynadığı Celta Vigo maçında başlama vuruşunu yaptı. Norveç'te hali hazırda bir satranç çılgınlığı vardı. Carlsen'de ülkesinin satranca ilgisini karşılıksız bırakmadı. Attığı her adım takip ediliyor. Geçtiğimiz Ağustos'ta Bakü'de oynanan ve satrançtaki en önemli ulusal takım turnuvası olan Satranç Olimpiyatı'nda takımını tarihi bir beşinciliğe taşıdı. Magnus Carlsen ne Kasparov kadar ulaşılmaz ne de Fischer kadar gizemli. Fischer yıllar boyu dünyanın her yerinde hep aynı soruların sorulmasına tahammül edecek bir karakter değildi. Kasparov'un cevapları hep hazırdı. Carlsen ise medya karşısında rahat, doğal ve orijinal. Örneğin bir söyleşisindeki hangi hayvan olmak isterdin sorusuna timsah cevabını verdi. Sebebini ise şöyle açıkladı. İyi bir hayat yaşıyor gibi. Bir timsah sadece yatar ve dinlenir. Bir yandan da neredeyse diğer tüm hayvanları öldürebilir. Carlsen'in timsah tercihi tesadüf değil. Oyun tarzı da tıpkı bir timsah gibi sabırla rakiplerinin hata yapmasını beklemeye dayalı. Eşit görünen durumlarda rakibinin mental ve fiziksel sınırlarını zorluyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur kabilinden, müthiş koordinasyonuyla uzun süren oyunlarda rakiplerinin direncini kırıyor. 20'lerin yenilmez kübalısı Casablanca, 50'lerin taş değişme üstadı Smyslov ve 70-80'lerin Karpov gibi bir oyun sonu virtüözü. Fischer gibi az hata yapıyor ve rakiplerinin yanlışlarını acımasızca değerlendiriyor. Ama oyununda bariz bir zayıflık yok. Carlsen'i farklı kılan da satranç öğrenmenin ve satrançta ustalaşmanın kitap ve dergilerden bilgisayar ve internete kaydığı bir dönemde satranç tarihine ve kitaplara verdiği önem. Zamanın ruhunu yakalarken satranç geleneklerine de bağlı kalıyor. Mükemmel hafızası ve engin satranç kültürünü 2015 Tahta Çelik turnuvasında göstermiş ve devam eden bu oyundan yola çıkarak o açılışın farklı dönemlerde nasıl oynandığını anlatmıştı. Magnus Carlsen kendine has imajıyla satrancı popülerleştirmeye, kazanmaya ve satrancın son umudu olmayı sürdürüyor. Ve görünen o ki bu misyonuna uzun bir süre daha devam edecek. Biri efsanevi dünya satranç şampiyonu Kasparov, diğeri ise reyting listesinde bir numara olan Magnus Carlsen. Peki bu iki dev oyuncu karşılaşsa ne olurdu? İşte bu maç gerçekleşti. Kasparov ve Carlsen iki oyunluk hızlı maç yaptılar. Oyunlar oldukça çekişmeliydi. Kasparov yine her zamanki gibi mimikleriyle masada yaşananları adeta etrafa yansıttı. Carlsen ise çok rahat, hatta umursamazdı. Kasparov düşünürken kalktı, dolaştı. Kasparov'un hamle yaptığını görünce gelip hemen hamlesini yapıverdi. Maalesef bahsettiğimiz maç yeni değil. 2004 yılında oynanmıştı. Carlsen henüz 13 yaşında ve sadece 2484 reytinge sahip. Yeteneği artık dünya tarafından kabul edilmiş ve Kasparov belki de bu durumun gerilimi altında oynuyor. Kasparov zamanında Radjabova iyi durumdayken kaybetmiş ve bu yıllarca unutulmamıştı.
tekrar kazaya kurban gitmemek için Kasparov dikkatli. Birazdan vereceğimiz görüntüler maçın ikinci oyununda. İlk oyunu Kasparov kazanmış durumda ve siyahla en az berabere Carlsen'i elemesini sağlayacak. Videonun devamında stüdyoda Kasparov düşünüyorken dolaşıyorsun ve hamle yapılınca dönüp hızla cevap veriyorsun. Çok rahatsız edici yorumuna Carlsen iyi ama sıkılmıştı. Kasparov açılışta çok düşünüyordu cevabını verir. Şimdi iki dev oyuncunun maçına geçelim. Evet, herkese merhabalar ve sonunda o beklenen maç geldi. Beyazlar Magnus Carlsen, siyahlar Garry Kasparov. Bakalım bu mücadele nasıl devam etmiş? Mücadeleye geçmeden önce, hamleleri göstermeden önce size biraz video ile birlikte bu maçta Carlsen'in nasıl bir psikoloji içerisinde olduğunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Carlsen şu an taşları düzeltiyor. Ne yapsak neyse diye düşünüyor. Birazdan Garry Kasparov da hemen masaya oturacak. Kasparov daha önce bu kadar genç bir oyuncuyla oynamamıştı. Bunu söylüyor oradaki yorumcular. Carlsen şu an dergisine falan bakıyor. Şimdi başka maçlara falan da bakmaya başladı. Oradaki oyuncu Anatoly Karpov, milletvekili de oldu sonrasında. Anatoly Karpov ve Magnus Carlsen sahalara girmek üzere. Evet, Carlsen kola, çay, kahve bir şey aldı. Orada portakal suyu isteği herhalde o zamanlardan beri geliyor. Portakal suyunu mutlaka masasına koyuyor. Evet, Kasparov salonuna giriş yaptı. Garry Kasparov ve muhteşem mücadele başlıyor. Sevgili dostlar, fotoğrafçılar da fotoğraflarını çektiler. Garry Kasparov masaya oturdu. Ve Carlsen D4 hamlesiyle maça başladı sevgili dostlar. D4 hamlesine Kasparov bakalım nasıl karşılık verecek. D4 oynandı. Kasparov düşünüyor. Ne yapsam ne etsem diye. Bu video çok uzun bir video değil. Sonsuza kadar, yani maçın sonuna kadar göremeyeceğiz. Birazdan iki boyutlu hamleyi göreceğiz. Kasparov D5 hamlesiyle karşılık veriyor. Gördüğünüz gibi. Carlsen düşünüyor ne yapsak ne etsek diye. Ve ortalık karışmaya başlıyor sevgili dostlar. Ortalık baya bir karışıyor. İsterseniz hemen maçın analizine geçelim. Sonra tekrar görüntüyü veririz. 2004 senesinde oynanan bir karşılaşma. Tabii şu an Kasparov aktif satranç hayatına devam etmiyor ama o zamanlar çok güçlü ve aktifti. Ki ratingini görüyoruz. 2831. D4, D5, D4, C6 oynanıyor. Slav savunması hepimizin bildiği gibi. At F3, at F6, yani videolarda sürekli söylediğimiz gibi. At C3, E6, D alır C4'de A4 gibi bir hamleyle siyahların bebek sürüşünün kesilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. E6 oynuyor Garry Kasparov. Carlsen fil G5 oynuyor. Direkt E3 oynarsa buradaki fil içeride kalacaktı. Bu sebeple fil G5 oynadı. At D7. E3. Carlsen çok sağlam bir setup kurdu. Şu an taşların kuruluşu birbiriyle alakası çok iyi durumda. Vezir A5. Vezir A5 önemli bir hamle. Cambridge Springs devam yolu. Burada vezir ve fil A5 ve B4'e gelerek buradaki çaprazda, bakın buradaki çaprazda beyaz şah yönelik ciddi sıkıntılar yaratmaya planlıyor. Hem vezir açmazdan çıkmış olduğu için at A4 her an gelebilir. Mesela fil D3 hamlelerine D çarpı C4 alıp at A4 gibi ilginç numaralar var. Onu da söylemiş olalım. Mesela burada atıyorum fil D3 oynarsanız DC4, fil C4, at A4 hem ata saldırıyorum hem buradaki file saldırıyorum. Biraz sıkıntılı konumlar oluşabilir. Devam ediyorum. Vezir A5'e at D2 oynadı Magnus Carlsen. Tabi DC4'de buradaki filin boşta olduğunu unutmayalım. Kasparov fil B4 ile devam etti. Magnus Carlsen'den vezir J2 hamlesi. Kısa rok. Ve fil E2. Evet, siyahlar gelişimi tamamladı. Buradaki fili ne yapacağı henüz belli değil. Beyaz da rok atmaya çalışıyor anlaşılacağı üzere. Ve Kasparov'dan burada E5 hamlesi. Ben de merkez ortak olacağım diye oyunu karıştırıyor. Carlsen'e bir psikolojik aslında baskı da kuruyor bu hamle. Sonuçta merkezden atınız, F3'teki atınızı D2'ye geldiğiniz için, burada normalde bu at E5'i kontrol edildi. D2'ye geldiğiniz için rakibiniz direkt saldırıyor merkezden. Kısa rok, E alır D4 ve at B3. At B3 hamlesi önemli. Direkt E D4 de alabilirdik. Ama buna DC4 gibi bir hamle var sevgili dostlar. At C4 aldığımız an, bakın G5'teki fil boşta. Şimdi fil F6 gibi bir hamle yaparsak at F6 alır. Şimdi at C4 almaya çalışırsak da vezir C7 kaçıyor ve buradaki siyah fil önemli. Beyazın H2 noktası zayıf. Buradaki diagonal zayıf ve siyah fil tahtada ciddi bir üstünlük koruyacak beyaz taşlar üzerinde.
Bu sebeplerle at B3 geliyor önce Magnus Carlsen. Vezir B6'yı şimdi D4 alıyor. Bakın artık vezir file saldırmadığı için rahat rahat takılabiliyoruz. D4 aldığı zaman bir vezirin file saldırma durumu yok. D4, fil C4 ve A5. Kasparov vezir kanadından bir karşı oyun girişiminde bulunuyor. Magnus A4 ile direkt bunu kesmiş. Tabi buradaki fil artık kolay kolay kalkmayacak eğer hatayı oynamayacaksak. Öyle bir sıkıntımız var. Vezir C7. Kasparov vezirimin B6'daki işi sonlandı. Artık C7'ye geleceğim diyor. Kale A1. Ve Magnus Carlsen'in H6. Fil H4. Fil D6. Şimdi vezirle fil demin de gösterdiğim üzere, 1-2 dakika önce gösterdiğim üzere buradaki diagonale işbirliği için şu an gördüğünüz gibi hazır hale geldi. H3 oynamış. Magnus Carlsen H2 piyonu vermek istememiş. At B6. At B6 hamlesi hem buradaki atı D5'ten öne sokabilir ekstradan. Bakın D5 karesine girebilir. Önemli bir merkez karesi. Hem de buradaki filin önünü açmış oldu. Fil çarpı F6. Evet, burası önemli. Şimdi at B6 hamlesini tabii Kasparov başka hangi düşüncelerle yaptı bilmiyoruz ama burada şimdi fil F6'dan sonra şah kanadı da alabiliyor Garry Kasparov'un. Bakın fil F6. Şimdi at C4 almış. Şimdi GF6 alırsa eğer burada siyahlar inanılmaz bir atak var. Bakalım görecek misiniz? Videoyu durdurup ve lütfen düşünün. Magnus Carlsen burada nasıl devam etmeliydi eğer Kasparov G çarpı F6 alsaydı. Evet, burada vezir G6 gibi inanılmaz bir hamle var. Vezir G6 şah alamıyor. Bakın fil açmazı almış durumda. Şah H8 oynamak zorunda. Bunda vezir çarpı H6. Şah G8'e vezir G6. Şah H8'e vezir F6. Yani Carlsen direkt iyi akşamlar Kasparov çekiyor. Tüm piyonları topluyor. Sonra zaten basitçe kale E4, kale H4 gelerek basitçe mat edebilir konumu. Bu sebeple burada GF6 alamıyoruz. At C4 aldı Garry Kasparov. At E4. At E4 hamlesi çok önemli. Artık alırsa at F6 ile alıyoruz. Sonra bakın mesela örnek veriyorum. Şöyle alındığını düşünelim. At F6 şah. Şah G7. Çünkü şah 8'e vezir H7 direkt mi attı? Vezir H7 giriyoruz. Buradaki atı feda ediyoruz. Buna da vezir H6 alıyoruz. Şah ve bir şey de G4 inanılmaz 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 ötesi bir mat vardı. Bu sebeple burada atı 4'e gelir F6 almadı. Garry Kasparov. Fil H2 şah çekti. Şah H1 at D6. D6 karesini fili için boş, atı için boşalttı ve bu şekilde zaman kazanmış oldu. Carlsen atı şah H2 aldı. Kasparov'dan at çarpı E4 hamlesi ve fil E5. Fil E5 de önemli çünkü buradaki filimiz istekliydi. Hemen E5'e gidiyoruz. Hem hattı kapatıyoruz. Şahtan kurtuluyoruz. Hem de rakibin vezirini tehdit ediyoruz. At D6 kaçmak zorunda. Şimdi vezir C5. Bakın D6'ya Carlsen artık 2 ile saldırıyor. Konum çok çok iyi hale gelmeye başladı. Kale D8. Burada Carlsen'den inanılmaz ötesi bir hamle daha. Lütfen videoyu durdurup düşünün bakalım. Magnus Carlsen burada o yaşta ne oynamış olabilir sevgili dostlar. Evet, Carlsen burada D5 oynadı sevgili arkadaşlar. Çok şık bir hamle daha. Bakın siyahlar alamıyor D5'i. C'deki vezir boşta. Şimdi Carlsen D çarpı C6 alıp D altına kaleyi de kullanmak istiyor. D6'daki açmaza iyice basacak. O yüzden çok şık bir hamle. Vezir D7. At D4 oyunda olmayan taşımızı da oyuna geliyoruz. Gayet şık bir şekilde. At F5 oynamış Garry Kasparov ve Magnus Carlsen artık D altını açmış. D alır C6 ile. B alır C6. At alır C6. Piyon da kazanmış olduk. Kale E8. Artık D hattı açık gördüğünüz gibi. Zaten amacımız da buydu. O yüzden kale D1 gelmiş Magnus Carlsen. Kaleleri güzel yere geliyor. Vezir E6. Kale F1. Gerçekten satrancın tüm temel ilkelerini uygulayan mükemmel bir oyun anlayışı Magnus Carlsen'in daha kaç yaşında o zamanlar yani 13 yaşında belki 2014 senesinde bakın tüm taşları Magnus Carlsen oyunda ve üzerine üstlük bir de Magnus Carlsen taş önde sevgili dostlar şey piyon önde bakın D hattı E hattı E5'teki fil C6'daki at her şey oldukça iyi bir de üzerine piyon öndeyiz Garry Kasparov'a karşı daha ne isteriz? Fil B'ye çıkmış Garry Kasparov. Acilen gelişmesi gerekiyor çünkü. At D4 Magnus Carlsen'den. Taşları değişen bir hamle gibi gözüküyor ama atın gidebileceği pek bir yer yok zaten. At alır D4. Vezir alır D4. Vezir G6. Vezir G4. Carlsen bu oyun sonu bana avantajlı diye görüp vezir değişmek istemiş. Vezir G4, taş G4. Fil C6, B3. Carlsen avantajlı oldu bir oyun sonu. Bakalım kazanabilecek mi maçı? Fil C3. Kale E1, kale E1. Fil D5. Kale B1. Şimdi B4 sürecek. Burada A'da bir tane geçer oluşturmaya çalışacak. Magnus Carlsen. Şah F7. Şah G3. Kale B8. B4. Bakın burada kale çarpı B4 alırsa tabi siyahların savunması kolay olduğu için
Fil ve hediye koyacak mesela siyahlar. Buradaki piyonu geçemeyeceğiz. Çünkü beyaz kaleleri kontrol eden bir taşımız yok. Fil B4 almış Carlsen. Şimdi A5, F3. Evet, taşları buraya koymuş. Taşlar biraz azalmaya başladı. Magnus Carlsen fil B6'yı koyacak birazdan. Evet, koydu. Kalesini geliştirmeye çalışıyor. G5 sürüşü geldi. Kale C7, şah G6, kale C6. Amacı fil D4 gelip F6'yı almak ve sonra konum kazanç olacaktı. Ama Filip bir hamlesi G2 istiyor ve Carlsen'in tek çaresi fil F2 kapatmak. Fil F2'ye de hani kale A5 var. Bu sebeplerle taraflar berabere anlaşmışlar. Şimdi yüz ifadeleri oyunun diğer tarafından da izlemeye çalışalım. Gördüğünüz gibi taşlar azalıyor. Atın D6'ya geldiği konumu gördük. Karpov biraz gergin tabii ama maçın berabere bitmesi tabii üzücü oldu. Ama Carlsen neredeyse kazanmıştı. Bu sebeple başta öyle attık. Evet, fil oynandı. Kasparov kafa sallıyor. Carlsen rahat gördüğünüz gibi. Vay 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 vay. Ellere bak, ellere. Heyecanlı Carlsen. Heyecanlı Carlsen. Kasparov düşünüyor. Carlsen diğer maçlara bakıyor. Tek maç yetmedi herhalde. Vay vay vay. Hareketlere bak. Ayağa kalktık Magnus Carlsen. Eller cepte, diğer maçları izliyor. At D7 oynandı. Ve Carlsen masasına hemen oturdu ve hemen hamleyi yaptı gördüğünüz gibi. Karpov da düşünüyor. Evet, taşlar kesiliyor. Veziler de kesildi zaten. Süreler de azalıyor. Kasparov düşünüyor. Carlsen elini ısıtıyor. Tuzağını ısırıyor. Kasparov gerildi. Kafasını falan sallamaya başladı. Kaybederse büyük olay olacak tabii ki. Bu sebeplerle bu şekilde davranıyor ve en son berabere anlaştılar sevgili dostlar. Magnus Carlsen Garry Kasparov maçı beraberlikle sonlandı ki Kasparov'un en altın çağlarından birinde 2010-2004 senesinde oynanan bir maç. Carlsen daha küçücük ve günümüzün dünya şampiyonu olmayı hak ettiğini ta bundan 15 sene önce neredeyse söylemiş oluyor Magnus Carlsen.